Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf ara yayınları atölyem kitabı değerlendirme testi 63'ün sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gençler, ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar, hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Otobüs şoförü Kerem otobüsü kullanırken gözüne gelen güneşi engellemek için otomatik açılan perdelerin kanatlarını şekilde kadar indirmiştir. Perde iki bölümden oluşmaktadır. Sarı ve pembe bölümlerden oluşan perde dikdörtgen şeklinde olup perdenin katlanmasını sağlayan aparat eşkenar dörtgen biçimindedir. Beyaz renkli bu aparatlar aynı büyüklüktedir demiş. Eşkenar dörtgen şeklindeki aparatlardan birinin perde üzerindeki alanı 40 santimetre kare, pembe kısmının alanı 10 santimetre kare olduğuna göre perdenin inen kısmının yüksekliği kaç santimetredir diye soruyor. Gençler bakın, dikdörtgen şeklinde olan şu pembenin alanı için pembeyi gençler şöyle modelleyecek olursam yükseklik gençler 1 santimetre ise alan 10 santimetre karede de o halde gençler şu kenarımız buradaki genişliği 10 santimetredir diyoruz. 10 santimetre gençler aynı zamanda şöyle siyah bir parçasıyla gösterirsek buradaki eşkenar dörtgenlerin gençler eşkenar dörtgenleri de şöyle modelleyelim gençler. Bir tanesini şöyle çizeyim. Evet gençler. Eşkenar dörtgenin gençler yataydaki köşegen uzunluğu gençler 10 santimetredir. Sevgili gençler, o halde bunun alanı, şu eşkenar dörtgenin alanı 40 santimetre kare ise. Yedeki uzunluğu bilmiyorum gençler. Bakın buraya h dediğimiz düşünelim. Yükseklik için gençler ne yapıyorum? Tabanla yani yataydaki köşegenle dikeydeki köşegeni çarpıyorum. 10 çarpı h bölü 2 bize 40 santimetre kareyi verecek diyoruz. Buradan sadeleştirsek gençler 5 çarpı yükseklik 40 santimetre kare ise yükseklik buradan gençler 8 santimetredir. Şimdi gençler şekilde bakın 1, 2, 3 tane yüksekliğimiz var. O halde 3 çarpı 8 olur. Artı 1 santimetrede gençler pembenin yüksekliği var. Bir de 1'i ekleriz. O halde 24 artı 25 santimetre olur sorumuzun yanıtı. Bunu da boru seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretleriz. Devam ediyorum gençler. Bir sonraki soruya geçiyorum. İkinci sorumuzda şeklimizi biraz büyütelim. Büyümemiş. Dikdörtgen şeklinde bir kağıt ard arda iki defa tam ortasından katlanıp yüksekliğe 6 santimetre olan yamuk şeklinde bir bölüm kesiliyor. Buna göre katlanan kağıt tamamen açıldığında kağıdın turuncu yüzeyinin alanı kaç santimetre karedir diyor. Gençler bakın bu şeklimizi, şu yamuğu bu şekil üzerine gençler açacak olursak. Evet gençler şöyle. Ve bunun simetrisi olacak diğer tarafında. Gördüğünüz gibi gençler simetriyi çizdik. Bir de gençler bunu buradaki başlangıçtaki dikdörtgende çizecek olursam. Buradan gençler bakın iki tane yamuğumuz gençler dört tane yamuk olarak yukarıda gözükecek. Evet gençler. Şimdi arkadaşlar o halde ben ne yapmam gerekiyor? Dikdörtgenin kenarları 20 ile 30'du. O halde turuncu renkli dikdörtgenin alanından buradaki dört tane yamuğun alanı çıkaracağız. Dikdörtgenin alanı diyelim. Bir çarpı 30'dan gençler 600 santimetre kare. Bir tane yamuğun alanı bulalım gençler. Şöyle yüksekliğimizi 6 dedi. Evet, yamuğun alanı için taban gençler 10, üst taban 4. Bunu gençler yükseklikle çarpıp 2'ye bölerek alanı buluruz.
Siklimizi de 6 diyelim, pardon. Şöyle sadeleştireyim gençler. 6'yı 2 ile sadeleştirdim, 3 kaldı. 10 artı 4, 14. 3 ile çarparsak. 14, 3 ile çarparsak gençler. 14 çarpı 3 yazdım, düşünelim. Buradan 42 santimetre kare. 42'den gençler kaç tane var burada? 6 tane, pardon 4 tane olduğunu görüyorum. Hadi 42 ile 4'ü çarparsak. 4 kere 2, 8. 4 kere 4, 16. Toplamda yamuğun alanı gençler 168 santimetre kare. Hadi gençler 600'den 168'i çıkaralım. Ve sorumuzun yanıtı 432 santimetre kare olur. Deriz gençler, bunu da et bolu seçeneğinde işaretleriz. Üçüncü soruyla devam edelim. Yamuk şeklinde farklı renkteki eş kartonlarla aşağıdaki bir şekil örüntüsü elde edilmiş ve ilk 3 adımı verilmiştir. İkinci adımdan itibaren yamuklar birbirine kenarları boyunca aralarında boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılmıştır. Birinci adımdaki yamuğun alanı 50 santimetre kare olduğuna göre altıncı adımdaki şeklin yüksekliği kaç santimetredir diye soruyor. Gençler şöyle dördüncü adım. Beşinci adım. Ve altıncı adım diyelim. Gençler birinci adımda bir tane. İkinci adımda üç tane. Üçüncü adımda bir, iki, üç, dört, beş tane. Bakın gençler çift ardışık tek sayı olarak ilerliyor. Halde dördüncü adımda yedi tane. Beşinci adımda dokuz tane. Altıncı adımda 11 tane gençler. Bu yamuktan var. Gençler o halde 11 tane yamuğun yüksekliğini bulacağız. İkinci adımdaki yüksekliği gençler bulalım öncelikle. Yüksekliği h diyecek olursam. Bana 50 santimetre kareydi. Alt taban 6, üst taban 4. Ben gençler 6 artı 4 çarpı yükseklik bölü 2 gençler 50'yi vermesi gerekir. Buradan 6 ile 4 toplarsam 10 çarpı h bölü 2 50 ise, evet 10 ile 2 sadece 5 kaldı. 5 kere h 50 ise gerçekten yükseklik buradan 10 santimetredir. 11 tane vardı. Hadi 11 çarpı 10'un yüksekliğimiz 110 santimetre olur diyoruz. 10 yanıtını denizli seçeneğinde işaretliyoruz. Dördüncü sorumuzda bir yüzün alanı 144 santimetre kare olan dikdörtgen karton kısa kenarına paralel olacak şekilde noktalı yerlerden kesiliyor. Elde edilen birinci parça dikdörtgen, ikinci parça kare oluyor. Bu parçalar aşağıdaki bir kenarları boyunca yapıştırılıyor. Kare şeklindeki parçanın bir yüzün alanı 81 santimetre karedir. Buna göre soru işaretiyle gösteren uzunluğu kaç santimetredir demiş. Gerçekten kare şeklindeki kartonun alanı 81 ise, bakın bunun gerçekten bir kenarı 9'dur. Bunu başlangıçtaki şekilde yerine yazalım. Buraları 9. Hadi bu da 9 gençler. Burası 9. Gençler dikkat edersek birinci karton gençler yata çevirmiş. Yani yan çevirmiş. Hadi burası gençler bakın 9 olacak uzun kenarı. Kısa kenar önemli değil gençler. Hadi soru işaretli. 9 artı 9'dan 18 santimetre olur deriz. 18 yanıtını A seçeneğinde işaretleriz. Beşinci sorumuzda aşağıda üst yüzeyi dikdörtgen şeklinde olan 6 kişilik bir yemek masası ortadaki gizli bölüm çıkarılarak 8 kişilik olacak şekilde büyütülebilmektedir. Berna Hanım davet ettiği akşam yemeğine 8 kişi geleceği için masanın üst kısmındaki 5 bölümler sağa ve sola doğru kaydırılarak alttaki ortadaki gizli bölmeyi çıkarmış ve masasını 8 kişilik hale getirmiştir. Buna göre masa açıldıktan sonra ortaya çıkan dikdörtgen şeklindeki gizli parçanın alanı kaç metre karedir diye soruyor. Bakın buradaki alanı istiyor. Geri temizleyelim. Gençler başlangıçta 180 santimetreydi. Daha sonra açılınca 220 oldu. Madem ben 200'den 80'i çıkartırsam 40 santimetre olur gençler. Bakın buradaki genişliğimiz. Gençler bakın bu genişlik değişmedi. O halde buraya 110 diyorum. Alan için 40 ile 110'u çarparız. 4 ile 11 çarparsam 4, 2 sıfır eklersek 4400 santimetre kare. İşte bunu metrekareye çevireceğim. İşte metrekare ile bakın metrekare santimetre kare.
Gördüğünüz gibi gerçi iki basamak var. Her basamakta gerçi yukarı çıkarken 100'e bölmemiz gerekir. Normalde santimetre kareyi metre kare iki defa 100'e böleceğim. Bu ne demek gerçi? Aslında yine 10.000'e böleceğimiz anlamına gelir. Şöyle sıfırlar gitsin. 44 bölü 100 olur diyoruz. Bu da gerçi 0 tam %44 metre kare olur. 0 tam %44 yanıtını Ceyhan seçeneğinde işaretleriz. Evet, 6. sorumuzda ön ve arka yüzleri farklı renkte dikdörtgen şeklinde iki farklı masa örtüsü iki farklı örtüsü olan Seher Hanım örtüleri yıkadıktan sonra alt kenarları zemine paralel olacak şekilde ince bir ipe ip üzerine asmıştır. Örtülerin kenar uzunlukları görselde verilmiştir. Buna göre ikinci örtüde görünen mavi renkli bölümün alanının birinci örtüdeki mavi renkli bölgenin alanının 25'i olması için ikinci örtüde sarı kısım mavi yüzeyin kenarına doğru ok yönünde kaç santimetre daha aşağıya indirilmeli diye soruyor. Şimdi öncelikle birinci örtüdeki mavi bölgenin alanını bulalım. Gerçekten şu uzunluğumuz 100'dü. Burası 45 gençler. Hadi bu uzunluk için gerçekten bakın bu 45'in altında da 45 var. Hadi 100'den 2 tane 45'i çıkaracak olursak gerçekten gençlerin toplamı 90 yapar. Hadi 100 eksi 90 10 santimetre olur gençler. Bakın buradaki uzunluğumuz. Yatay uzunluk gençler 32 değişmedi. Hadi bunun alanı gençler 320 santimetre karedir. Peki gençler 320 santimetre kare olmasını istiyoruz. Bu birinci şekildeki alan. İkinci şekildeki alana bakarsak gençler 10 santimetre burada gençler. Altında da 10 var. O halde 36'dan 2 tane 10'u çıkaracağım gençler. 2 çarpı 10 şeklinde gösterebiliriz. 36'dan 20'yi çıkarsak bakın burası 16 santimetre. Genişlik gençler 20 idi. Bu değişmedi. O halde bunun alanı da 16 çarpı 20'den gençler. Şu anda 300 santimetre. Ne istiyor gençler bizden? İkinci örtüdeki uzunluğu gençler aşağı doğru indireceğiz. Bu örtüdeki alanın %25'i kadar olmasını istiyoruz. O halde öncelikle gençler birinci örtüdeki alanın %25'ini bulalım. 20'nin %25'i. Şimdi 5 bölü 100'e çarparsak bu 4'te 1 demektir. 324'e bölersem 80 santimetre kare kalmasını istiyoruz gençler. Gençler bakın o halde şöyle düşüneyim. Yatay değişmedi. O halde ben 20'yi neyle çarparsam gençler. O halde yüksekliğe x diyorum. 80 olmasını istiyorum. Buradan x'in değeri gençler. 80'i 20'ye bölersek 4'tür. Gençler bakın yüksekliğimizin 4 kalmasını istiyoruz. Sevgili gençler bakın 4 kalmasını istiyoruz ama şöyle düşünelim. Şu andaki arkadaşlar bakın buradaki uzunluk 10. Bunu gençler aradaki farkım şöyle düşünelim. Arada 16'dan 4'e düşmesini istiyorum. Ben 16'dan 4'ü çıkartırsam aradaki fark 12'dir. 12 gençler katladığımız zaman gençler iki parça şeklinde gelecek. Yani 6 santimetre katlarsam 6 santimetre eksilir gençler. O halde bakın buradan 6 santimetre aşağı gelirse böyle düşünebiliriz gençler. 6 santimetre aşağı gelirse şu sarı görünen alan, yüzey gençler 16 santimetre olur. 16 santimetre de altında var. 16, 16, 32 gider. 36'dan 32 çıkartırsam 4 santimetrelik yükseklik kalır diyoruz. O halde sorumuzun yanıtında boru seçeneğinde işaretliyoruz. 6 santimetre aşağıya kayarsa görünen yükseklik gerçi mavinin yüksekliği 4 olur ve alanda 80'e eşit olur diyelim. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.